sevgili gençler, sınav ajandası kamp programında kesirli ve ondalık sayılar konusunu bugün işleyeceğiz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Kesir, önce bunu tanımlayacağız. B sıfırdan farklı olmak üzere A ve B birer tam sayıysa sevgili gençler, A bölü B şeklinde okunur. Bu bir kesirdir. Burada A bölü B de A'ya pay diyeceğiz. İşte şurada gördüğümüz kırmızı çizgiye kesir çizgisi diyeceğiz. Kesir çizgisi. Ve son olarak da B'ye payda diyeceğiz. Tamam. Şimdi örnek olarak vermemiz gerekirse tam sayı olacak dedik. B sıfırdan farklı olacak dedik. O zaman ne yazarsan yaz buraya. 2 bölü 3, 5 bölü 2, eksi 1 bölü 3, eksi 3 bölü 4. Bakın buradaki eksi kesir çizgisinin yanında. Buradaki eksi pay kısmında, buradaki eksi payda kısmında. Hocam hepsi aynı mı? Evet, hepsi aynı. 3 bölü 1, 0 bölü 8. Bunların hepsi bize bir kesir verir. Unutmamak gerekirse A sıfırdan farklı olmak üzere bunlar çok önemli. Eğer sıfırı herhangi bir A sıfırdan farklı sayısına bölersen bu kesirin sonucu sıfır olacaktır. Eğer ki sıfırdan farklı olan A'yı sıfıra bölersen tanımsız olacaktır. Tamam mı? Payda sıfırsa tanımsız. Yalnız payda sıfır ve pay kısmı sıfırdan farklıyken tanımsız diyeceğiz. Sıfır bölü sıfır ifadesine, yani her ikisi de sıfırsa, pay ve payda sıfırsa, buna da belirsiz diyeceğiz. Tamam mı? Buna belirsizlik diyeceğiz. Pekala, örnek olarak x eksi 3 çarpı x bölü x kare eksi 1 çarpı 9 eksi x kare kesirini tanımsız yapan kaç farklı x tam sayısı vardır denilmiş bize. Şimdi ben payda kısmını x eksi 1 çarpı x artı 1 ve çarpı 3 eksi x, 3 eksi x çarpı 3 artı x biçiminde açacak olursa burayı sıfır yapan değerleri direkt görebiliriz. X eşittir 1, x eşittir eksi 1, x eşittir 3 ve x eşittir eksi 3 biçiminde görebiliriz. Kaç farklı x tam sayısı vardır diye soruyor ya. Biz 1, eksi 1 ve eksi 3 alacağız. 3'ü almayacağız. 3'ü neden almayacağız biliyor musunuz? Çünkü x eşittir 3 değeri pay kısmını da sıfırlıyor. Ve pay kısmına 3 yazdığın zaman, x gördüğün yere 3 yazdığın zaman üst taraf 0, alt tarafı 0 olduğu için bu belirsizlik oluyor. Yani tanımsızlık vermiyor bize. Bize ne soruyordu? Kesirini tanımsız yapan kaç farklı x tam sayısı vardır diyordu. 3 farklı x tam sayısı vardır diyebiliriz. Her kesir bir büyüklüğü ifade eder. Dolayısıyla bir değere sahiptir. A bölü b'nin değerine de kesirin değeri denir. Örnek olarak 8 bölü 5 kesirinin değeri 1,6'dır. Peki sadece bu mu var değeri 1,6 olan? Hayır tabii ki. 8 bölü 5 kesirinin değeri 1 bölü 6 ise eğer, değeri 1 bölü 6 olan, genişletirsem ben bunu 2 ile genişlettiğim takdirde 16 bölü 10 vardır. 3 ile genişlettiğim takdirde 24 bölü 15 vardır. Bu şekilde çoğaltabiliriz biz bunu. Örnek, değeri 3 bölü 4 olan bir kesirin pay ve paydasına 5 eklendiğinde oluşan yeni kesirin değeri 11 bölü 13 olduğuna göre başlangıçtaki kesirin paydası payından kaç fazladır diye sormuş. Değeri 3 bölü 4 olan bir kesir varsa bizim elimizde, biz bunu 3K bölü 5, 4K'yı yazacağız, tamam mı? 3K bölü 4K. Peki payına ve paydasına 5 ekleyelim şimdi de. Ve son olarak sevgili gençler eşittir deyip 11 bölü 13 yazacağız. İçler dışlar çarpımıyla işimizi görebiliriz. 3 kere 13 ne yapar? 39K artı 5 kere 13 65 eşittir. 11 kere 4K 44K yapar. Ve artı 5 kere 11 de 55 yapar. 55'i diğer tarafa, 39'u bu tarafa atarsak sevgili gençler, 5K eşittir 10 olur. Demek ki K kaçmış? 2. Şimdi bize neyi sormuştu? Başlangıçtaki kesirin payı paydasından kaç fazladır? Başlangıçtaki kesirimiz 3 bölü 4, 3K bölü 4K idi. K gördüğümüz yere 2 yazarsak 3 kere 2 6, 4 kere 2 8. Paydası payından kaç fazladır diye soruyordu. 8'den 6'yı çıkarırsan doğru cevap olarak 2 cevabını verebilirsin. 2 bölü 5 kesirinin payından ve paydasından kaç çıkarılırsa kesirin değeri 3 olur diye sorulmuş. Şimdi 2'den 3'ü çıkaracağız. Pardon, kaç çıkarılırsa diye sormuş. X'i çıkaracağız. 5'ten de X'i çıkaracağız ve 3'e eşitleyeceğiz. Bunu 3 bölü 1 şeklinde yazabilir misin? Tabii ki yazarsın. İçler dışlar çarpımı yine seni kurtarır. 2 eksi X eşittir 15 eksi 3X diyeceğiz. Ve burada 3 eksi 3X'i karşıya atarsak ne gelir? 2X gelir. 2'yi karşıya atarsak 13 gelir. X kaçmış sevgili gençler? 13 bölü 2. Demek ki ben 2 bölü 5 kesirinin payından ve paydasından 13 bölü 2 sayısını çıkardığımda neyi buluyormuşum? Bu kesirin değerini 3 yapıyormuşum. Tamam. Kesir çeşitleri
Basit kesir. Şimdi bu basit kesir şöyle diyebiliriz. Değeri eksi 1 ile 1 aralığında. Yalnız eksi 1 ve 1 dahil mi? Değil. Eksi 1 ile 1 arasında olan kesirdir. Arasında olan kesirlerdir. Tanım olarak da ne dememiz gerekiyor? Şunu söyleyebiliriz. Payı paydasından yani üst taraf alt taraftan payı paydasından mutlak değerce, bunu sakın unutma. Mutlak değerce büyük olan kesirler, küçük olan kesirlerdir. Tamam mı? Mutlak değerce küçük olan kesirlerdir diyeceğiz. Şimdi bunu belirttikten sonra birkaç tane de örnek verebilir miyiz? Tabii ki verebiliriz. Mesela 3 bölü 5. Payı paydasından küçük mü? Evet. 1 bölü 8. Payı paydasından küçük. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz? Mesela bazı arkadaşlarımız diyor ki tanımda payı paydasından küçük olan kesirler. Tamam ama şöyle de bir durum olabilir. Mesela 2 bölü eksi 7. Bu bir basit kesir mi? Şimdi payına bakıyorsun 2, paydasına bakıyorsun eksi 2, eksi 7. Payı paydasından büyük. Bu yüzden biz buraya mutlak değerce küçük olan kesirlerdir diyoruz. Eğer 2'nin mutlak değerini alırsak 2 gelir. Eksi 7'nin mutlak değeri 7'dir ve payının mutlak değerce değeri paydasının mutlak değerce değerinden daha küçüktür. Dolayısıyla bunlar basit kesirdir. Peki 0 bir basit kesir midir? Evet, 0 da bir basit kesirdir. Çünkü ben 0'ı 0 bölü 7, 0 bölü 8, 0 bölü 10 şeklinde yazabilirim. Örnek x 0'dan 0'da y'den ve z'den küçük şartını sağlayan x, y, z sayıları için hangisinin değeri her zaman basit kesirdir diye bir soru var. Güzel bir soru. O yüzden dikkatli dinliyorsun. Şimdi bu soruda biz şunu biliyoruz. X'ten z sayısını çıkardığım zaman biliyorsunuz ki negatiften pozitif çıktı negatif olur. X sayısından z sayısını çıkardığımız zaman bu y sayısından z sayısı çıkardığımız zamankinden daha küçük olacaktır. Dolayısıyla x eksi z y eksi z'den daha küçüktür diyebiliriz. Sonrasında ise yine x eksi z diyelim. X eksi z neyden küçük olur sevgili gençler? Bakın burada z eksi x'ten daha küçük olur mu? Olur. Ve son olarak da şunu söyleyebiliriz ki z sayısından y sayısını yani şundan şunu çıkardığım zaman bu da neyden küçük olacaktır? Z eksi x'ten daha küçük olacaktır. Tamam. Şimdi elimizde bizim neler oldu? X eksi z y eksi z'den küçük. X eksi z y eksi z'den küçük. Burayı z eksi y yazarsak daha uygun olur sanırım. Çünkü burada bir tane z eksi y'miz var. En azından bundan küçük olsun diyelim ki pozitif olsun. Negatif sayı pozitif sayıdan daha küçüktür. Tamamdır. Şimdi sevgili gençler, gelin bunu şöyle düzenleyelim. Bakın, x eksi z sayısı, x eksi z sayısı neyden küçüktü? Z eksi y'den daha küçüktü. Z eksi y de o zaman z eksi x'ten daha küçük olacaktır. Gelin burada bütün ama bütün eşitsizlik tarafları z eksi x'e bölelim. Tamam. Z eksi x'e bölelim. Bir kaybımız olur mu? Olmaz. Sıfıra da bölmüyoruz sonuçta. Peki şu kısma bir göz atalım şimdi. X eksi z ile z eksi x. Bunlar birbirinin zıt işaretlisi mi? Evet. O zaman bölümleri ne olacaktır? Eksi 1. Peki z eksi x bölü z eksi x. Bunlar ikisi de aynı. Bunların bölümleri ne olacaktır? 1. Küçüktür. Küçüktür. Ne elde ettik? Z eksi y bölü z eksi x elde ettik. Biz yukarıda basit kesir açıklarken ne demiştik? Değeri eksi 1 ile 1 arasında olan kesirlerdir. Şimdi bakıyorsun eksi 1 ile 1 arasında z eksi y bölü z eksi x gibi bir ifademiz var. O halde bu kesinlikle ama kesinlikle basit kesir olacaktır. Şıklarda bulmamız da mümkün. Şıklarımıza çıktığımız zaman bakalım. Z eksi y bölü z eksi x. Hoca yok. Yok ama şöyle bir durum var. Üst tarafı eksi ile çarp y eksi z. Alt tarafı eksi ile çarp x eksi z. Eksi ile çarpılmış hali olduğu için de cevabımız Edirne diyebiliriz. Geçtik bileşik kesre. Bileşik kesir de değeri eksi 1 ile 1 arasında olmayan kesirlerdir. Ki eksi 1 ile 1 arasındakilere basit kesir diyorsak bu aralıkta olmayanlara bileşik kesir denir. Ya da değeri dersiniz. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar eksi 1'den kapalı buradan açık birleşim birden sonsuza kadar olan kesirlerdir. Tamam mı? Tanım olarak da kaba tabirle en basit haliyle basit olmayan kesir dersin. Basit olmayan kesirlerdir. Ya da tam tersi değil mi? Basit olmayan diyorsa basit kesirin tanımının tam tersi. Peki bunun tanımına ne dememiz gerekiyor o zaman? Kesirlerdir diyelim.
Şimdi burada payı paydasından mutlak değerce küçükse burada da payı paydasından mutlak değerce büyük veya eşit olanlar dememiz gerekiyor. Yani o hale getirirsek mesela 7 bölü 5 kesri bir bileşik kesirdir veya eksi 7 bölü 5 kesri. Hatta sen bunu eksi 7 bölü 5 diye de yazabilirsin. Eksi şöyle diyelim 7 bölü eksi 5 bile yazabilirsin. Tamam, bunların hepsi basit kesir. Peki bir basit bileşik kesir, özür dilerim. Bir bileşik midir? Evet. Eksi bir bileşik midir? Evet. İki bileşik kesir midir? Evet. Dolayısıyla artık sen bu aşamadan sonra basit olmayan her kesirin bileşik olduğunu söyleyebilirsin. Örneğimize bakalım. Kaç farklı x eleman tam sayısı için 37 bölü x kesri bir bileşik sayıdır. Şimdi bileşik kesir olabilmesi için x'in alabileceği maksimum değerin 37 olması gerektiğini bileceksin. En küçük değerinde eksi 37. Doğru mu? Şimdi eksi 38 olsa olmaz. Basit kesir olur. Şimdi eksi 37'den artı 37'ye kadar olan tüm sayılar dersek de yanlış yapmış oluruz. Neden yanlış yapmış oluruz? Çünkü arada x'in sıfıra eşit olma gibi bir durumu var. Bu olmayacak sevgili gençler. Şimdi eksi 37'den eksi 1'e kadar 37 tane sayı var. 1'den de 37'ye kadar 37 tane sayı var. 37 artı 37 74 tane tam sayı için bu kesir bir bileşik kesirdir diyebiliriz. Tam sayılı kesrin tanımına da şunu yazmamız gerekiyor. Bir tam sayı tabii sıfırdan farklı olursa güzel olur. Bir tam sayı ve bir basit kesirden oluşan kesirlerdir. Basit kesirden oluşan, meydana gelen kesirlerdir. Şimdi buna nasıl bir örnek vermemiz gerekiyor? Şöyle diyebiliriz. Mesela 2 tam 3 bölü 5. 3 bölü 5 kısmı bir basit kesir. 2 de zaten bir tam sayı. Bir tam sayıyla bir basit kesiri bu şekilde yan yana yazarsan işte buna tam sayılı kesir denir. Ben bu tam sayılı kesri bileşik kesre çevirebilir miyim? Veya her tam sayılı kesir bir bileşik kesir midir? Evet, buna da evet yorumunu yapabilirsin. Peki bunu nasıl çevireceğiz? 2 ile 5'i çarpacaksın 10. Üstüne 3'ü ekleyeceksin. Bölü 5 diyeceksin. Yani bu neymiş? 13 bölü 5'miş. Peki 13 bölü 5'i tekrar buna çevirebilir miyim? Tabii çevirebiliriz. 13'ü bu sefer 5'e böleceksin. 13'ün içerisinde 5 2 defa. 2 kere 5 10 çıkar 3 dedin ya. Şimdi bu aşamadan sonra şunu diyeceksin. Şu bölüm kısmı tam olan kısım. 2 tam dedin. 3 bölü 5 yazacaksın. Tamam. Kalan bölü bölen yazacaksın. Bu şekilde de bunu çevirebilirsin. Hocam bunlar negatifse. Bir de negatifle geçmeden önce bu 2 tam 3 bölü 5 kesir var ya. Sen bunu 2 artı 3 bölü 5 biçiminde de yazabilirsin. O halde eksi 2 tam 3 bölü 5 ise hocam o nasıl olacak dersen de bu da şimdi şu eksiği görmezden gel, tamam mı? Bu eksiği görmezden gel. Sen şu turkuazla işaretlediğim kısmı bir üst satırda öğrendik. Nasıl yazabiliyorduk? Şu eksiği yine görmezden gelelim. Bu turkuazlı olan kısmı nasıl yazabiliyorduk biz? 2 artı 3 bölü 5 biçiminde yazabiliyorduk. Şimdi ben bunu paranteze alıp başına da şuradaki eksiği koyarsam demek ki bu neye eşit olacakmış? Eksi 2 eksi 3 bölü 5'e eşit olacakmış. İşte bazen yapılan hatalardan bir tanesi bu. 2 ile 5'i çarpıyorsunuz. Eksi 10 deyip üstüne 3 ekleyip eksi 7 bölü 5 falan yazılabiliyor. Yazmıyoruz. Burada eksi 2 kere 5 eksi 10 üstüne bir de 3 çıkaracaksın. Eksi 13 bölü 5'e eşit olacak bu da. Tamam. Şimdi geçtik sevgili gençler bir diğer sayfamıza. Örneğimize bakalım. ABC pozitif tam sayı olmak üzere. 17 bölü 6 A tam B bölü C'yi sağlayan eşitliğini sağlayan ABC'nin toplamının en küçük değerini bulunuz demiş. Hemen 17'yi 6'ya böleceksin. 17'nin içerisinde 6 2 defa 2 kere 6 12 çıkarırsak ne gelir? 5. O halde ben bunu 17 bölü 6 kesirini tam sayılı kesir olarak 2 tam 5 bölü 6 biçiminde yazabilirim. Eğer ki bu da A tam B bölü C'ye eşitse burada gördüğümüz 2 A'ya 5 B'ye ve 6 C'ye eşit olabilir. Dolayısıyla bunların da toplamı 2 artı 5 artı 6'dan sonuç ne gelecektir? 13 gelecektir. Denk kesirler. Denk kesirler nedir sevgili gençler? Değerleri birbirine eşit olan. Değerleri birbirine eşit olan kesirlere denk kesir denir. Birbirine eşit olan kesirlere denk kesir denir. Denk denir diyelim. Tamam mı? Ya da kesir de yazalım. Denk kesir denir. Şimdi denk kesirden kastımız ne o zaman? Örneğimize bir bakalım. 7 bölü 3 kesirin 7 bölü 3 kesriyle değeri aynı olan kesir hangisidir? Bakın burada 2 tam 1 bölü 3'ümüz var. Neden? 2 kere 3 6 1 ekle 7 bölü 3. Tamam, bu buna denk.
Eksi 1 tam 3 bölü 5. Eksi 1 ile 5'i çarp ve eksi 5. Bir de üstünden 3 çıkaracaksın. Eksi 8 bölü 5. Demek ki bu da buraya aitmiş. Eksi 12 bölü 5. Bu neye eşittir? Bakın denktir buraya. Neden? Çünkü eksi 12 bölü 5'i şu şekilde yazarsak normal 12'yi 5'e bölersin. 2 defa var. Çıkar 2. 2 tam 2 bölü 5 ama bunun eksilisiydi. Dolayısıyla eksi 2 tam 2 bölü 5. Demek ki 9 bölü 2'nin dengi de 4 tam 1 bölü 2'ymiş. Ki 4 kere 2 8, 1 ekle 9 bölü 2 yapar. Bu da buna eşitlenir diyebiliriz. Geçtik sevgili gençler. Genişletme ve sadeleştirme olaylarını. Eğer ki ben bu a bölü b kesirini payını ve paydasını k ile çarpıyorsam a çarpı k bölü b çarpı k yapar ki bu işlemin ismi genişletmedir. Tamam mı? Bu şekilde bu kesiri genişletebilirsin. Eğer ki burada bir t çarpanı var. Burada da bir t çarpanı var. A çarpı t bölü b çarpı t var elinde. Sen bu t'leri çarpım durumundayken eğer ikisini de götürebilirsin. İşte bu götürme işlemine de sadeleştirme denir. Tamam mı? Bakın çoğu düz lise ve meslek lisesi arkadaşlarımızın, tabii onlara suç vermiyorum. Matematik dersi yoğunlaştırılmış olarak gösterilmiyor Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi'ndeki gibi. Yaptıkları hata bu. Yani tamam aynı sayıları görünce sadeleştir diyoruz ama arada çarpım olması lazım. Yani sen burada a artı b bölü c artı b'de b'leri falan öyle sadeleştiremezsin. Bu çok saçma olur. Tamam. Peki her reel sayıyı kesirli biçimde ifade edebilir miyiz? Buna biraz kafa yoracağız. Şimdi buna şöyle bir yorum getirelim. Bu aslında kök 2'nin rasyonel mi, irrasyonel mi bir sayı mı olup olmadığını ispat yöntemidir. Mesela kök 2 sayısı bir reel sayıdır. Acaba kök 2 sayısı ben bunu kesirli biçimde yazabilir miyim? Kesirli biçimde yazılabilir mi? Yani rasyonel mi diye soruyoruz. Kesirli biçimde yazılabilir mi? Bunu arayacağız. Tamam. Şimdi kök 2 sayısı eğer ki kesirli biçimde yazılabiliyorsa ben bu kök 2 sayısını, tamam mı, kesinlikle ama kesinlikle a bölü b biçimde yazabilmem gerekiyor. Ve burada a ile b de aralarında asal olacaklar. A ile b aralarında asal olsunlar. Neden? Çünkü sadeleştirebildiğimiz kadar sadeleştirdik gibi düşünelim, tamam mı? Aralarında asal olsun. Peki eğer ki kök 2'yi a bölü b biçiminde yazabiliyorsam her iki tarafın karesini aldığım zaman kök 2'nin karesi 2. Bu da a kare bölü b kare yapacaktır. Şu an hepsini pozitifledik ve ben bu b kareyi karşıya atarsam eğer 2 çarpı b kare eşittir a kareye eşit olacaktır. Şimdi 2 çarpı b kare eşittir a kare gibi bir eşitlik sağlanıyorsa sevgili gençler, burada biz 2 b karenin çift olduğunu görmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü b bir tam sayıydı. Ben bunu 2 ile çarparsam burası mutlaka ama mutlaka çift olacaktır. Yani bu taraf çiftse o zaman ben bu tarafa da çift demem gerekiyor. Şimdi a kare sayısı çiftse a dediğimiz sayı da çifttir. O halde a dediğimiz sayıya ben 2k gibi bir sayı atayabilirim artık. K burada bir tam sayı olsun. Tamam. O halde tekrardan yerine yazarsam 2 çarpı b kare eşittir 2k'nın karesi diyeceğiz. Ve 2 çarpı b kare eşittir 4 çarpı k kareye eşit olacak. Şimdi gelin buradaki 2 ile buradaki 4'ü sadeleştirelim ve b kare eşittir 2 tane k kare diyelim. Tamam. Şimdi bu sefer de sağ taraftakinin çift olması gerektiğini görüyorsun. Çünkü ben burada k'yı tam sayı kabul etmiştim. Tam sayının karesini 2 ile çarparsam bir çift sayıyla karşılaşırım. Bu taraf çiftse demek ki b kare de çift olacak. Şimdi b karenin çift olması demek, b kare çiftse, b'nin de çift olması demek mi? B çift. Şimdi ben bu kök 2 sayısını a bölü b biçiminde yazabildim, değil mi? A bölü b biçimde yazdığımı kabullendim. Bunu bir kabul etmiş olduk. Peki a sayısı burada çiftse, b sayısı da çiftse ikisinin de içerisinde 2 çarpanı var mıdır? Vardır. Hatta kök 2 dediğimiz sayı a'yı biz 2k kabul etmiştik. B'yi de 2t kabul edelim, tamam mı? İkiler sadeleşebiliyor demek ki. Ama şurada da şöyle bir kabulleniş içerisine girmiştik. Arkadaşlar a ile b aralarında asal olsun dedik. Şimdi a ile b aralarında asalsa, tamam mı, nasıl sadeleşsinler burada 2 ile? Demek ki burada da çelişkiye düştük.
Yani çelişkiye nereden düştük biz? Kabulümüzden. Eğer ki kabulden kaynaklı bir çelişkiye düştüysek kabulümüz yanlıştır. Yani kök 2 sayısını ben A bölü B biçiminde yazamam. Demek ki arkadaşlar artık sorumuzun cevabı şuydu ya. Her reel sayıyı kesirli biçimde ifade edebilir miyiz diye. O halde sen buraya notlarına yazabilirsin. Her reel sayı kesirli biçimde yazılamaz. Kesirli biçimde yazılamaz. Hangi reel sayılar yazılamıyormuş? Yazılamaz diyelim. Örnek olarak hemen neyi aklımıza gelecek? Örnek irrasyonel sayılar. Değil mi? İrrasyonel sayıları kesirli biçimde yazamayız. Ki zaten rasyonel sayılar tanımında da biz ilk videomuzda rasyonel sayıların tanımını yaparken kesirler ve tam sayıların oluşturduğu, bir araya gelerek oluşturduğu sayılardır demiştik. Kesirlerin toplanması veya çıkarılması. Eğer ki bakın buradaki gibi paydalar eşitse sevgili gençler, toplarken veya çıkarırken bir sıkıntı yaşamadan A artı veya eksi B bölü C biçiminde bunu toplayıp çıkarabilirsin. Fakat burada gördüğümüz gibi paydalar birbirinden farklıysa eğer bu kısmı D ile bu kısmı da C ile genişletirsin ki böylelikle A çarpı D'den AD gelir. Artı veya eksi aradaki hangi işaretse onu kullanırsın. B ile de C'yi çarparsın. BC bölü CD biçiminde bu kesri toplayıp çıkarabilirsin. Örneğimize bakalım. 2020 tam 1 bölü 6 eksi 2018 tam 3 bölü 5. Alttaki de buna benzer sayılardan oluşmuş bir ifade. Ben buradaki 2020 tam 1 bölü 6'yı 2020 artı 1 bölü 6 eksi 2018 eksi 3 bölü 5 biçiminde yazabilirim. Sonrasında araya bir kesir çizgisi. Alttakini de madem öyle 2018 artı 1 bölü 2 eksi 2016 eksi 14 bölü 15 biçiminde ifade edebiliriz. Şimdi geçelim eşitliklerimize. 2020 ve 2018 sayıları burada tam sayılar oldukları için ve toplama ve çıkarmada birleşme işlemi mevcut olduğu için değişme özelliği mevcut olduğu için önce 2020'den 2018'i çıkarırım ve 2 bulurum. Sonrasında da 1 bölü 6'dan 3 bölü 5'i çıkaracağım demek ki ben burayı 5 ile burayı da 6 ile genişletirsem 5 kere 1 5 değil mi? 6 kere 3 18. Ben 5'ten 18'i çıkarırsam eğer eksi 13 bölü 30 eşitliğine ulaşırım. Bölü. Burada da 2018'den önce 2016'yı çıkaralım. Ki ne kalır? 2. 1 bölü 2'den 14 bölü 15'i çıkaracaksam burayı 15 ile burayı da 2 ile genişletirsem eğer 15 kere 1 15 eksi 2 kere 14 28 15'ten 28'i çıkar. Eksi 13 bölü payda kısmı gene 30 olacak. Artık gerisini bileşik kesre falan çevirmene gerek yok. Çünkü bizim kesrimizin payı ve paydası birbirine eşit. Payı ve paydası eşit olan kesirlerin değeri 1'dir diyebiliriz. Kesirlerin çarpılması toplama ve çıkarmadan çok daha rahat olmak üzere A ile C'yi çarparsın AC, B ile D'yi çarparsın BD biçiminde yazabilirsin. Notların kısmında da bakalım bir sayının ki o sayı x olsun abi tamam bunda sıkıntı yok. Onu birazdan yapacağız. Örneğimize bakalım. Gerçi onu yapalım önce. Bir sayının ki o sayı x olsun dedik. A bölü b'si dendiğinde biz bu sayıya x demiştik. A bölü b'si diyorsa bunu a bölü b ile çarpman demektir. Tamam mı? Bir sayının a bölü b'si onun a bölü b ile çarpılması demektir. Mesela 20'nin 1 bölü 4'ü dersek biz ne anlayacağız? 20 ile 1 bölü 4'ü çarp diyor. Yani 20'yi 4'e böl, sonuç 5 çıksın demek. Anlaştık mı? Bakalım örneğimize. 3 bölü 4'ünün 4 bölü 6'sının 1 bölü 2'si. 14 olan sayı kaçtır? Biz bu sayıya x diyelim yine. X'in 3 bölü 4'ü. Şimdi yeni oluşan sayının da 4 bölü 6'sı dediğine göre bunu da çarpacağım. Yeni oluşan sayının 1 bölü 2'si dediğine göre bunu da çarpacağım. Eşittir kaçmış? 14'müş. Şimdi gerekli sadeleştirme işlemlerimizi de şu anda yapabiliriz. Bakın 4 ve buradaki 4 pay ve payda da olduğu için hepsi çarpım durumunda olduğu için sadeleşir. Buradaki 3 ile buradaki 6'yı sadeleştirirsem işi gelir. X bölü 2 kere 2 4 mu oldu? Eşittir 14 ise x kaçtır sevgili gençler? 56'dır diyebiliriz. Bir diğer örneğimiz. Bize diyor ki 3 bölü 2 eksi 4 bölü 3 artı 3 bölü 2 eksi 4 bölü 3 artı bu şekilde gidiyor. Yine en son artı 3 bölü 2 eksi 4 bölü 3 artı 3 bölü 2 toplam 21 tane kesir var burada diyor. İşlemin sonucu nedir? Şimdi kesirlerimize baktığımız zaman 3 bölü 2 eksi 4 bölü 3
Sonrasında yine 3 bölü 2 eksi 4 bölü 3. Sonra gene 3 bölü 2 eksi 4 bölü 3 diye devam ediyor. İkişerli gruplanmış. Ve en son burada bir 3 bölü 2'miz ekstradan arta kalmış. Şimdi o halde şöyle diyelim. Toplam burada 21 tane kesir varsa şuraya kadar toplam 20 tane kesir vardır. İşte buraya kadar. Bunu çıkardım. Tamam mı? Onu sonra hesaplayacağım. Peki 20 tane varsa ikişerli ikişerli gruplandılarsa da bunlar. Şu 3 bölü 2 eksi 4 bölü 3'ten her birinden kaç tane vardır? 10 tane vardır. O halde buna ne diyeceğim? Çarpı 10. Sonuna da 3 bölü 2'yi eklemeyi unutmayacağım. İşte bu işlemi yapmamız gerekiyor bizim. Önce şurayı 3 ile, burayı 2 ile genişletirsem 3 kere 3 9 yapar. 10 çarpı 9 eksi 2 kere 4 8 yapar. Bölü 2 kere 3 6 artı 3 bölü 2 diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi 9'dan 8'i çıkarırsak burası 1 olur. 10 ile 1 bölü 6'yı çarpmamız gerekiyor. Ben bunu 2'ye bölersem 3 gelir. Şurası 3. Bunu 2'ye bölersem burası 5 gelir ve sonuç olarak 5 bölü 3 ile karşılaştık. 5 kere 1 5. Bir de bölü burada 3 vardı. Artı 3 bölü 2 diyeceğiz buna da. Eğer ki burayı 2 ile sonra da burayı 3 ile genişletirsem 2 kere 5 10 artı 3 kere 3 9 bölü 2 kere 3 6 yapar ki cevabımız neymiş? 19 bölü 6'ymış sevgili gençler. Kesirlerin bölünmesi. Şimdi burada şöyle bir ifademiz var. X bölü 2 kesri X çarpı 1 bölü 2 eşittir. Yani X'in 1 bölü 2 ile çarpılmışına. Ben bu X'i X bölü 1 biçiminde yazabilirim. Çarpı 1 bölü 2 dedik buraya da. Sonrasında X ile 1'i 1 ile 2'yi çarparak tekrar X bölü 2'yi elde edebilirim. Yani aslında bir sayıyı 2'ye bölmek demek 1 bölü 2 ile çarpmak demekmiş. Bakın bir sayıyı 2'ye bölmek demek o sayıyı 1 bölü 2 ile çarpmak demekmiş. Tamam mı? Bunu sakın unutmayın. Burada da yazdım. Demek ki bir sayıyı 2'ye bölmek demek o sayıyı 1 bölü 2 ile çarpmak demekmiş. O halde bir sayıyı A bölü B'ye bölmek demek de bakın 1 bölü 2'ye pardon 2'ye bölmek demek 1 bölü 2 ile yani tam tersiyle çarpılıyorsa A bölü B'ye bölüyorsan da B bölü A ile çarpman yeterli. Hani şu şey muhabbeti var ya bir A sayısını 3 bölü 2'ye bölüyorsan A çarpı buradakini ters çevir diyoruz ya 2 bölü 3 diye. İşte bu mantık o mantık. Aslında bölmüyorsun zaten çarpıyorsun demek. Tamam mı? Devam edelim şimdi bir alttaki sayfamızda kesirlerde sıralama. Eğer ki kesirlerde paydalar eşitse şunu söyleyeceğiz. Mesela paydası eşit olan iki tane sayı, iki tane kesir diyelim. Misal 5 bölü 3 ve 6 bölü 3. 5 bölü 3 dediğim sayı bir küsuratlı bir sayıdır. 6 bölü 3 dediğimiz sayı da 2'dir. Hangisi daha büyük? Payı büyük olan. O halde diyeceğiz ki payı büyük olan daha büyüktür. Payı büyük olan daha büyüktür. Tamam mı? Buraya aynen bak bunlar çok önemli. Bunları tek tek yaz. Paylar eşitse o zaman ne olacak? Mesela şöyle diyelim 12 bölü 4 ve 12 bölü 3. Paylarımız eşit. 12'yi 4'e bölersek 3, 12'yi 3'e bölersek 4 gelir. Demek ki burada da diyeceğiz ki paydası büyük olan küçüktür. Paydası büyük olan küçüktür ki 4 3'ten büyüktür biliyorsunuz. Ama 12 bölü 4 12 bölü 3'ten daha küçük oldu. A bölü A artı K ve B bölü B artı K. Bunları nasıl kıyaslayacağız? Bakın burada A'mız var, burada A'mız var. Payda pay kısmından K kadar fazla. Burada da payda pay kısmından K kadar fazla. Yani payıyla paydası arasındaki mesafe sayı eşit olan kesirleri nasıl kıyaslayacağız? O da şu şekilde eğer ki bunlar basit kesirse, tamam mı? Basit kesirse diyeceğiz ki payı ve paydası büyük olan büyüktür diyeceğiz. Tamam mı? Büyük olan büyüktür. Peki buna bir örnek verebilir miyiz hocam? Biz bunu çok anlamadık da diyebilirsin. Şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela 2 bölü 1, tamam mı? 2 bileşik kesir oldu. Şöyle diyelim. 1 bölü 2 1 bölü 2 ve 99 bölü 100. Şimdi düşündüğün zaman 1 bölü 2 ile 99 bölü 100 kesirleri şöyle bir aralarında bağ var. İkisinin de payıyla paydası arasındaki fark eşit. Bir fark var. Ama 1 bölü 2 dediğimiz kesir 0,5'e eşitken 99 bölü 100 dediğimiz 0,99'a eşittir. Dolayısıyla sevgili gençler sağ taraftaki yani payı ve paydası sayısal olarak daha büyük olan daha büyük çıkıyor. Tamam mı? Bileşik kesirse tam tersini söylememiz gerekiyor. Onu da unutmadan söyleyelim. Kesirleri ondalık sayıya da çevirerek sıralayabilirsin. Bu zaten bariz belli. Birazdan ondalık sayıya çevirme işlemlerini de göstereceğiz kesirlerin.
Ondalık sayıya çevirerek de kıyaslayabilirsin ki en garanti metot da bu olur senin için. Beşinci olarak da eğer ki pozitif iki kesri karşılaştırmak istiyorsak bu pozitif iki kesri böleriz. Sonuç bileşik kesirse pay büyüktür. Sonuç basit kesirse de pay da büyüktür. Yani buna nasıl bir açıklama getirebiliriz? Mesela şöyle diyelim. 3 bölü 5 mi büyük? 3 bölü 5 mi büyük? Yoksa 5 bölü 8 mi büyük? İkisini kıyaslayalım. Şimdi baktığımız zaman çok da belli olmuyor aslında. Hangisi daha büyük? Şöyle yapacağız. 3 bölü 5'i 5 bölü 8'e bölersin. Tamam mı? Ne yapmamız lazım? Ters çevirip çarpmamız. 3 bölü 5 ile 8 bölü 5'i çarpacağız. Burada üst taraf ne gelir? 24. Alt taraf ne gelir? 25. Çok da güzel bir örnek seçmişiz. Üst taraf alt taraftan daha mı küçük? Basit kesir geldi, değil mi? Şimdi basit kesir geldi sonuç. Ki basit kesrin şeyi neydi? Tanımı neydi? Payı paydasından mutlak değerci küçük olacak. Şimdi bak buraya pay demek ki paydadan daha küçükmüş. Demek ki yazabilirsin artık. 3 bölü 5 küçüktür 5 bölü 8. Anlaştık mı? Basit kesir geldi. Eğer ki bileşik kesir yakalamış olsaydın tam tersini diyecektin. Anlaştık mı? Geçtik sevgili gençler. Bir diğer sorumuza. A 5 bölü 17'ye, B 15 bölü 50'ye, C de 6 bölü 19'a eşit ve bu şekilde ABC'yi sıralayınız demiş. Şimdi nasıl sıralayacağız? Kurallarımızı da bilmiyoruz. Yani biliyoruz bütün hepsini öğrendik ama hangisine hangi kuralı uygulayacağız? Paydalarını eşitleme fikri aklınızdan geçebilir ama 17 ile 50 sayıları ve 19 ile 50 sayıları ve 17 ile 19 sayıları aralarında asal oldukları için payda eşitlemek güzel bir fikir gibi görünmüyor. O zaman her zaman payda eşitlemek gibi bir tabir kullanılır ya, buna diliniz alışmasın. Pay kısımlarını da eşitleyebilirsiniz. Bu sizin toplamada çıkarmada işinize yaramaz ama sıralamada sizin kurtarıcınız olabilir. 5, 15 ve 6'nın ortak katı 30'dur. Ben bunu 6 ile, burayı 2 ile ve burayı da 5 ile çarpmam gerekiyor. 6 kere 5 30. 6 kere 5 30. Pardon, 2 kere 15 30 ve 5 kere 6 30 yapar. Peki 6 kere 17 kaç yapar? 60 artı 42'den 102 yapar. Burada 2 kere 50 100 yapar. Burada da 5 kere 19 95 yapar. Ki biz burada paylar eşitse paydası büyük olan küçüktür ifadesini kullanmıştık ya. Demek ki en küçüğü hangisiymiş? Bu. Sonra bu. Sonra da buymuş. O halde ne dememiz gerekiyor bizim? C büyüktür, B büyüktür, A dememiz ya da A küçüktür, B küçüktür, C dememiz gerekiyor. Geçtik bir diğer sorumuza. 2020 bölü 2017, 2019 bölü 2016, 2018 bölü 2015. Gençler burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Hepsinin de aralarında 3 fark var ve bunların hepsi ama hepsi bir bileşik kesir. Biz burada basit kesir için kuralımızı vermiştik. Sayıları büyük olan büyüktür. Burada ise bileşik kesir için aynı yerde demiştik ki bileşik kesir için tam tersi sayıları büyük olan küçüktür. O halde en küçüğü hangisi? A. Sonra B, sonra C. Yani yazabiliriz. A küçüktür, B küçüktür, C ya da C büyüktür, B büyüktür, A yazılabilir sevgili gençler. Şimdi işlem önceliğini bir sonraki videoya bırakacağız. Tamam mı? Rasyonel sayıları ikiye böldük çünkü çok da fazla uzun olsun istemedim. Toplamda 10 sayfa. Dolayısıyla bu 10 sayfanın hepsini de tek videoda çözmeyelim dedik. Video çok uzun olur ve sıkılabilirsin. Dolayısıyla rasyonel sayıları bir sonraki rasyonel sayılarda işlem önceliğini bir sonraki videoya bırakacağız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın sevgili gençler. Sınav ajandası programında yer alan öğretmenlerimizin YouTube kanallarında abone olmayı unutmayınız. Biliyorsunuz ki kimyada kimya adası, fizikte fizikle barış, biyolojide senin biyolojin, geometride Kenan Karay'la geometri, matematikte ben SML Hoca ve Türkçe'de Türkçehane YouTube kanallarına abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dediğim gibi tüm bu videolar yayınlanırken ben askerde olacağım. Askerden geldikten sonra video yayınlama sıklığını düşüreceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bazı günler her gün bir video, bazı günler 2 günde bir video olacak şekilde videoların arasında hiçbir zaman 2 veya 3 gün girmeyecek şekilde paylaşacağım ve tüm matematiği Allah izin verirse 2020'ye girmeden de Mat 1'i ve Mat 2'yi bitirmiş olacağız diyelim. Onun da sözünü bu videoda vermiş olalım. Ve tekrardan hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın.